kaçmadan önce kendimizle bomba getirdik biz. Kaç yıl kaldı? 5 yıl kaldı. 2019'da teslim oldum. Teslim oldum, evet. Ben de inandım, arabaya bindim. Bir anda kendimi dağda buldum. Kaçmak isteyen kaçsın. Orası bir cehennem. Mahallede biriyle tanıştım. Hacı'ydı ismi. Dönmek istedim, izin vermediler. Benim de bir mesleğim olmasını istiyorum. Peki bir daha seni ikna edebilirler mi, kandırabilirler mi? Hayır, kesinlikle. Kandıramazlar beni. Adı Zeliha. Şırnak Silopi'de PKK terör örgütü onu kandırdığında 18 yaşındaydı. Yıl 2014'tü. Ailevi sorunlarım çoktu. Ailem çok baskı yapıyordu bana. Mahallede biriyle tanıştım. Hacı'ydı ismi. Beni ikna etti. Dedi daha da özgürlük var. Kadınlar çok seviyorlar bilmem ne ne. Bay bir aklımla oynadı. Resmen aklımın içine girdi. Sanki beynimi aldı, başka bir beyin koydu içime. PKK onu diğer kandırılanlar gibi ilk Cudi Dağı'na kaçırdı. Gittiği ilk gece cehennemi görmeye başladı Zeliha. Dönmek istedim, izin vermediler. Hatta onu ağladım, dedim eve gitmek istiyorum. İzin vermediler. Silahı başıma koydular, dedi işte bir adım atarsan seni öldürürüz dediler. Ben de korktum, geri çekildim. Zaten hep ağlıyordum, orada çok kötülük şeyler yapıyorlardı. O Hacı ismindeki kişiyle evden çıkıyorsun. Hı hı. Cudi Dağı'ndan gidiyordum. Yukarıya doğru, daha doğru çıktınız. Evet, çıktım. Orada sizi karşıladılar. Aynen. Daha sonra sen daha gittiğin ilk gün nasıl bir mağara gibi bir yere mi gittiniz? Nasıl bir yere gittiniz? Böyle küçük bir mağaraydı, fazla böyle büyük değildi. Sadece böyle küçücük bir yerdi. Ne battaniye vardı ne de bir şey. Sadece böyle oturmuşlardı, biz gittik ve selam falan verdiler bize, böyle ilk önce çok iyi davrandılar ama öyle bir şey yoktu. PKK Zeliha'yı Cudi Dağı'ndan sonra Irak'a götürdü. Irak'ta orada eğitim falan verdiler, resmen bizim aklımızla oynadılar. Nasıl bir eğitimdi? Valla ideolojik diye bir eğitim, mesela kitap veriyorlardı, kitap okuyorduk. Mesela kitaplarından anlamıyorduk, zorla diyordu anlayacaksınız. Resmen şiddet yapıyorlardı. Mesela ben kaçmak istediğim bir gün, benle bir arkadaşım kaçtık. Sonra Rojger diye biri bizi yakaladı. Yumruğu böyle ağzıma vurdu. Nasıl bir yaşam alanı vardı peki? Çok kötü bir yaşam alanı vardı. Mesela bazen yemek yemiyorduk. Haftalarca belki yemek yemiyorduk. Bazen kuru ekmek vardı. Böyle çok sertti. Onu yiyorduk. Bazen de yemek yoktu. Hiç bulamıyorduk. İhtiyaçlarınızı nasıl karşılıyordunuz peki? Aynen. Bir kadınsın. Gidiyorduk bir derede, soğuk su varsa soğuk suyla yapıyorduk. Banyo yapıyorduk. Yapana kadar zaten donuyorduk. Islak elbiselerimizle böyle gidiyorduk. Hiç elbise, zaten bir elbisemiz vardı. O ıslak elbiseyi giyip öyle gidiyorduk. Hasta olmuyor muydunuz? Hasta oluyorduk ama doktora götürmüyorlardı. Mesela bazı arkadaşlar vardı orada. Mesela hastalıktan ölüyorlardı. Mesela uyuz oluyorlardı, bazıları bu EBA hastalığı falan vardı onlarda. Mesela doktora götürmüyorlardı, orada böyle ölüyorlardı. Doktora nereye götürebilirlerdi? Kendi aralarında doktora var ama hiçbir işe yaramıyordu doktorlar. Hiç eyleme katıldın mı? Yok, eyleme katılmadım ama Şengal'e gittiğimde, Sincar'a gittiğimde eyleme katıldım. Yani kaçtım, beni cezalandırılarak Şengal'e gönderdiler, Sincar'a gönderdiler. Onlar işte IŞİD'le savaşsın, ölsün dediler. Gittim orada, eyleme katıldım. Bir ay falan eyleme katıldım. Sonra Şengal'de de zaten kaçtım. Ve 5 yılın sonunda Zeliha PKK terör örgütünden kaçmayı kafaya koydu. Irak'taki kamptan kaçtı. Günlerce yürüdü. İzini belli ettirmeden oradan uzaklaşmayı başardı. 5 yıl boyunca kaç defa kaçmak istedi? 7 defa zaten kaçtım. Yine tutuklandım. Beni cezaevine gönderdiler. Yakalandın. Yakalandım. Ve örgüt seni yakaladı. Dövdüler beni. Hatta hatırlıyorum, böyle saçımdan çekti. Beni yerden sürüklere götürdüler. Dedim eve gitmek istiyorum, eve gitmek istiyorum. İzin vermediler. Irak'a geldim. Peşmergelere teslim oldum ilk önce. Peşmergeler bana bir teklif sundular. Dedi Avrupa'ya gitmek istiyorsan seni oraya gönderelim. Dedi ya da gel bize katıl, peşmerge ol. Dedim yok, istemiyorum. Dedim Türkiye'ye gideceğim. Kendi ülkeme kavuşmak istiyorum.
Onlar sonra dedi tamam, beni şeye gönderdiler, Habur sınır kapısına gönderdiler. Zaten ilk geldiğimde böyle bir yere çöktüm, toprağı öptüm dedim. İyi ki ülkeme ve aileme kavuştum. Seni kim karşıladı? Polis abiler karşıladılar beni. Ne hissettin peki? İlk önce korktum aslında çünkü orada psikolojimizle çok oynadılar. Sonra bir baktım demek ki öyle bir şey yok. Yani polis abiler gayet iyi davrandılar. Tarih ne zamandı? Ne zaman döndü? 2019'da döndü. Daha sonra bir hapishane süreci oldu mu? Cezaevine gittim. Orada 9 ay yattım. Sonra tahliye oldum. Ne zaman çıktın? 3 Nisan çıktım. Bu yıl değil mi? Bu yıl çıktım. Nisan ayında çıktı. Nisan ayında çıktım. Ailen ne dedi? Ailen çok mutlu oldu. Geldiğime çok mutlu oldular. Yani zaten beni ölü biliyorlardı. Geldiğimde çok mutlu oldular. Hatta polis abilerin ellerini ayaklarını öptüler. Dedi ki kızımızı getirdiniz bize. Yani o derece yani şimdi çok mutluyum. Kafam çok rahat. Kendi ülkemdeyim. Türkiye'deyim. Zeliha şimdi 23 yaşında. Hayali var. Okumak istiyor. Yani benim de bir mesleğim olmasını istiyorum. Peki bir daha seni kandırabilirler mi? Hayır, kesinlikle. Kandıramazlar beni. Zeliha'nın mesajı ise... Yani buradan da oradaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Evlerinize dönün. Gerçekten burada iyi bir yaşam var. Polis abiler hiçbir şey yapmıyor. Yani ailelerine kavuşsunlar. Kaç yıl kaldın? 5 yıl kaldım. 2019'da teslim oldum. Teslim oldum, evet. Ben de inandım arabaya, bindim. Bir anda kendimi dağda buldum. Kaçmak isteyen kaçsın. Orası bir cehennem.